Taha Kılınç Temkin Yasak Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC Bakanlar Kurulu 20-21 Aralık 1975 tarihli toplantısını örgütün merkezinin bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıyordu. İlk günün oturumlarının ardından ikinci günde oldukça sakin başlamıştı. Rutin sunumlar ve müzakereler devam ederken birdenbire toplantı salonunun kapıları kırılırcasına açıldı ve içeriye tepeden tırnağa silahlı 6 kişi girdi. Hızlıca ortama hakim oldular ve aralarında 11 petrol bakanının da bulunduğu 62 kişiyi rehin aldılar. İlk şokun atlatılmasından sonra Avusturya hükümeti bizzat Başbakan Bruno Kreski ile saldırganlarla temasa geçti. Ayrıntılar kısa zamanda ortaya çıkmıştı. Güney Yemen'de ikamet eden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Özel operasyon timinin lideri Vedi Haddad'ın emriyle harekete geçen grubun başında 26 yaşında İliç Ramirez Sanchez adında bir Venezuelalı vardı. Meşhur ismiyle Çakal Carlos. Saldırı ekibinin diğer üyeleri iki aşırı solcu Alman militan, iki Filistinli ve bir Lübnanlıydı. Baskında rehin alınan isimlerden Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ahmet Zeki Yemani, 2000 yılında verdiği bir röportajda o anları şöyle anlatacaktı tepemizde kimin kimleri öldüreceği konusunda konuşuyorlardı. İranlı bakan Cemşit Amuzegar öldürmeye çoktan hazırdılar. Çakal Carlos'un Yemani öldürülmeyi hak etmiyor ama artık işin içinde olduğuna göre mecburen öldürülecek, onu ben öldüreceğim dediğini duydum. Carlos daha sonra direkt bana hitap ederek bu eylemin sana karşı olduğunu düşünmeni istemem. Sana saygı duyuyoruz, seni seviyoruz. Bu senin ülkene karşı. Eğer saat beş buçuğa kadar Avusturya hükümetiyle anlaşmaya varamazsak seni öldüreceğim şeklinde konuştu. Bunun üzerine vasiyetimi yazabilir miyim dedim. Bana bir kağıt verdiler. Kalemim yanımdaydı. Vasiyetimi yazmaya başladım. Çok garip bir histi. Ölüm hakkında düşünmüyordum. Sadece ailemi, karımı, çocuklarımı ve annemi düşünüyordum. Aklımdan geçenleri hızlı hızlı yazarken birden birinin beni kollarıyla kavradığını fark ettim. Carlos'tu. Daha 10 dakikan var diye itiraz edecek oldum. Bana gülümsedi. "Hayır, daha fazla vaktin var. Anlaşmaya vardık." dedi. Kriz tam da saldırganların istediği biçimde çözülmüştü. Bütün rehineler Avusturya hükümeti tarafından sağlanan uçaklarla Cezayir'e taşınıp orada serbest bırakıldı. Eylemciler herhangi bir ceza ile karşılaşmadığı gibi kendilerine yüklü bir miktar ödeme de yapıldı. Filistinli grupların dünya çapında birbirinden sansasyonel eylemlere imza attığı o ilginç zamanlarda Vedi Haddad da kendince böyle bir işe soyunmuştu. Ancak eylemin birkaç sonucu birden oldu. Fidye'yi iç eden Carlos'u örgütten atan Haddad, eylemin dünya çapında yol açtığı eleştirilerden dolayı bizzat kendi yoldaşları tarafından yalnız bırakıldı ve Filistin direniş hareketlerinden soyutlandı. 28 Mart 1978'de de Mossad tarafından zehirli çikolata gönderilerek Doğu Berlin'de öldürüldü. Dahası Filistinli grupları kontrol altına almanın en etkili yolunun onları muhatap kabul etmek olduğunu fark eden Avusturya, tüm batılı ülkeler içinde ilk adımı atarak 1980'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nü resmen tanıdı. Hem de Avusturya'nın ilk Yahudi Başbakanı Bruno Kieski'nin girişimiyle. Geçtiğimiz pazar sabahı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Petrol Bakanı Halit Falih'i görevden alarak yerine oğlu Abdülaziz'i atadığına dair haberler basına yansıyınca ülke tarihinin en namlı Petrol Bakanı Ahmet Zeki Yemani ve tam 24 yıllık bakanlık macerası gözümün önünden geçti. 1960'ta OPEC'in kurulmasından 2 yıl sonra göreve başlayan ve Kral Fahd tarafından azledildiği 1986'ya kadar kesintisiz görevde kalan Yemani, Orta Doğu'nun en sarsıntılı dönemlerine bizzat şahitlik etmişti. Yemen'deki Mısır-Suudi Arabistan savaşını görmüş, 1973 petrol krizini yönetmiş, 25 Mart 1975'te Kral Faysal öldürülürken yanı başında yer almış, İran-Irak savaşı ve daha birçok bölgesel fırtınanın içinden geçmişti. Dünya çapında eriştiği şöhret ve elinde tuttuğu iktidar öylesine büyümüştü ki nihayet Kral Fahd onu görevinden almak durumunda kalmıştı. Petrol Bakanlığı sadece bir bakanlık değildi çünkü. Suudi Arabistan 4 gün önce resmen atanan Prens Abdülaziz Bin Selman'a kadar 5 petrol bakanı gördü. Abdullah Tariki, Ahmet Zeki Yemani, Hişam Nazır, Ali Naimi ve Halit Fali. Bu isimlerden hiçbiri kraliyet ailesinden değildi. Petrolü yönetmenin zorluğunun farkında olan Suudi hanedanı bu kritik makamı dışarıdan isimlere emanet etmeyi gelenek haline getirmişti. 60 yaşındaki Prens Abdülaziz'in tayiniyle bu gelenek bozulmuş oldu. Eski Petrol Bakanı Halit Falih'in Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın hızına yetişemediği için görevden alındığı belirtiliyor. Suudi Arabistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi Aramco'nun halka arzı konusunda Falih ile Veliaht Prens arasında yaklaşım ve üslup farkı olduğu biliniyordu. Özellikle 2030 vizyonundaki uçuk ekonomik hedeflere erişme noktasında Falih'in daha planlı ilerleme yanlısı olduğu ve prensinse Prens'in ise bir an önce menzile varmak için hükümet üyelerine baskı yaptığı konuşuluyordu. Falih'in temkinli hareket etme ısrarı nihayetinde koltuğuna mal oldu. Kral Faysal'ın öldürülmeden hemen önce söylediği bir söz, Suudi Arabistan ve petrol denkleminde sıklıkla zikredilir. Bir nesil içinde develerden kadillaklara binmeye başladık. Eğer paramızı böyle harcamaya devam edersek, bizden sonraki neslin tekrar deveye bineceğinden korkuyorum. Taha Kılınç, Yeni Şafak